Ve Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, şehidimiz Musa Yılmaz'ın babası Ahmet Yılmaz vefat etti. Elazığ valisi Erkay Yırık, merhum Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu şehit edilen hemşehrimiz uzman çavuş Musa Yılmaz'ın babası Sultan Ahmet Yılmaz vefat etti. 56 yaşında hayata gözlerini kapayan merhum Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Pelte köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ valisi Erkay Yırık da şehidimizin babası için Pelte köyüne giderek taziye ziyaretinde bulundu. Selamünaleyküm. Başınız sağ olsun. Sağ olsun. İl müftüsü Selami Aydın tarafından taziye evinde merhum Yılmaz için dualar edildi. Ülâika aleyhim salavatüm min Rabbihim ve rahmeh. Duanın ardından Vali Yırık ve beraberindeki heyet şehidimiz Musa Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Şehitlik mertebesine ulaşmış şehidimiz Musa Yılmaz'a ve bugün de hayatını kaybeden şehidimize evladına kavuşan çok kıymetli babası Sultan Ahmet Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Ölüm insanoğlunun her zaman yanı başında birlikte geziyor. Eğer güzel olmasaydı hiç ölür müydü peygamber diyor şair. Allah rahmet eylesin. Kalanlarına da uzun ömürler versin. Başka elem keder vermesin. Ve hepimizi de inşallah şehidimizin şefaatine inşallah mazhar eylesin. Şehidimiz Musa Yılmaz'ın babası Sultan Ahmet Yılmaz'dan geriye oğlunun cenaze törenindeki bu görüntüleri kaldı. Sana uğurlar olsun Musab. Sana ayakkabı sana annen ağzı gibi helal olsun Musab. Sana helal olsun Musab. Hepiniz Musab'a helal edin. Helal olsun. Hepiniz Musab'a helal olsun. Tekbirci Allah! Ekber! Allah! Ekber! Ekber! Allah! Ekber! Kurban olan Musab sana! Yeter. Medya grubumuz olarak merhum Sultan Yılmaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Evet, Allah rahmet etsin, acılı ailesine sabırlar versin diyelim. Sevgili seyirciler, Sivrice ilçesinde temaslarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver, Hazar Baba Kayak Merkezi, Macera Parkı ve Arıtma Tesisinde gördüğü manzara karşısında sitemlerde bulundu. Başkan Işıkver, bu alanların belediyeye tahsisi için sürekli girişimlerde bulunduklarının da altını çizdi. Sivrice ilçesinde incelemelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Semih Işıkver, İl Özel İdaresi'nin himayesinde olan Hazar Baba Kayak Merkezi'nde de incelemelerde bulundu. Kayak merkezinin ardından bir sonraki durak ise Zipline Macera Parkı oldu. Macera Parkı'nın da atıl bir durumda harabeye dönmüş alanlarını gören MHP İl Başkanı Işıkver, manzara karşısında sitemlerde bulundu. Başkan Işıkver ve beraberindekiler ardından Sivrice Bekçitepe mevkisinde il özel idaresine bağlı bulunan arıtma tesisini gezerek alanda bulunan çalışanlardan bilgi aldılar. Işıkver ve beraberindekiler incelemelerinde tesisin çalışmadığını kaydettiler. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Semih Işıkver, Zipline ve Hazar Baba Kayak Merkezi'ne 3 yıldır Sivrice Belediyesi'nin talip olduğunu fakat bugüne kadar bir sonuç elde edemediklerini söyledi. Hep beraber gezdik. Zipline Parkı, Macera Parkı, yani Hazar Baba Dağı'ndaki mevcut işletmenin şu anki durumu hakikaten istemediğimiz görüntülerle karşılaştık. 3 yıla yakındır iki valimizden de istedik, dedik ki burasını Sivrice Belediyesi çok güzel yapar, yakıştırır. Yeri gelirse zarar eder, yeri gelirse sosyal belediyecilik anlayışı adı altında insanımıza istihdam sağlama adına, Sivrice'nin bir turizm kenti altyapısı oluşturabilmesi adına Sivrice Belediye'miz zarar etsin dedik. Siz buralarda
bize yardımcı olun, buraların işletmesini belediyemiz yapsın dedik ama bugüne kadar başarılı olamadık. Maalesef haklı çıkmanın acı ızdırabını yaşıyoruz. Birçok noktada Sivrice'mize yakışmayan bazı görüntüler gördük. Bu itibarla bu görüntülerin ortadan kalkması maksadıyla ve bundan sonraki süreçte sağlıklı, güzel, huzur içerisinde yaşanabilecek bir Sivrice'nin inşası noktasında da el birliğiyle mücadelemiz devam edecek. Sevgili seyirciler, Siirt'te kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit edilen hemşehrimiz polis memuru Bünyamin Torgut'un şehadetinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Şehidimiz Torgut'un vefatının seneyi devriyesinde Elazığ valisi Erkay Yırık şehidimizin ailesiyle bir araya geldi. Acısı hala ilk günkü gibi taze olan baba Torgut oğlunu anlatırken yine gözyaşlarını tutamadı. Tamam. 7 Temmuz 2015. Bundan tam 6 yıl önce. Acı haber Siirt'ten geldi. Ciğer ateşi Elazığ'a düştü. Polis memuru hemşehrimiz Bünyamin Torgut, Siirt'te kaçakçılarla girdiği silahlı çatışmada şehadet şerbeti içti. Allahu Ekber! Bir annenin, babanın, eşin ve kardeşlerin yüreği yandı o acı haberle. Benim hiç kimse sevinmesin. Bunu her yerde yayın. Ben oraya görerek gideceğim. Abim gitti, ben gideceğim. Öğretmen olarak iyi insanlar yetiştireceğim buraya. Bunlar da onlar dinlesin, kudursun. Kurban olun, tamam mı? Kurban olun şuna. Kurban olun. Elleriniz kırılsın, nasıl kaydınız? Ben sadece şunu demek istiyorum. Sadece şunu. Nerede? Ablasıyım, kardeşlerim, kardeşim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu olacak. Ama ölenler köpek leşleriyle belki yatacak. Gül koku nerede? Köpek leşiyle cehennemde cayır cayır yanmak nerede? Benim de bir arzım var. Şu ana kadar hepiniz bir emekle, bir cefayla bu şehidimizi yalnız bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Şehidimizin vefatının seneyi devriyesinde Elazığ valisi Erkay Yırık da şehidimizin ailesiyle bir araya geldi. Şehidimizin ailesini evinde ziyaret eden vali Yırık, şehidimizin babası Mehmet İhsan Torgut'la bir süre sohbet etti. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından tüm şehitlerimiz için dua edildi. Mümin ve müminata tüm şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, seneyi devriyesine rastlanan, Bünyamin şehidimizin ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz. Sen ikram eyle ya Rabbi. Bu topraklarda yaşamak kolay değil diyen Elazığ valisi Erkay Yırık, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Vatan için, millet için, kitab-ı mübin için hayatını feda etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bahsettiğim kutsal değerler üzerine ölümü öldürmüş bir milletin mensubuydu Bünyamin Torgut kardeşimiz de. Mekanları cennet olsun. İnşallah bizlere de şefaatleri nail olur, kısmet olur. Bugün şehidimizin kıymetli babası, ailesiyle onların geçmişteki bu acısını, halen süre gelen acısını paylaşıyorum. Allah ailelerine, Torgut ailesine bir daha böyle bir acı vermesin, elem keder vermesin. Bu topraklarda yaşamak kolay bir şey değil. Öteden beridir, yüzyıllardır şehitler veriyoruz. Zannediyorum bu böyle devam edecek. Elbette ümit etmeyiz ki bir canımız yansın ama biliyoruz ki bu topraklarda yaşamanın bir zorluğu var, bir bedeli var. Bu bedeli de ödüyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Acısı ilk günkü gibi taze, yüreği ilk günkü gibi yanıyor.
Oğlunun şehadet haberini aldığı o anlara giden şehidimizin babası Mehmet İhsan Torgut'un sözler boğazında düğümlendi, gözyaşlarını tutamadı. Ramazan ayıydı. Yine Kur'an-ı Kerim'i okuyordum. Arad suresindeydim. Seher vaktiydi. Telefonum çalındı. Yabancı numara. Kusura bakmayın. Sözlerine bir ayet okuyarak devam eden baba Torgut, şehitlik büyük bir zirvedir, herkese nasip olmaz diyerek kendilerini unutmayan Vali Rık'a teşekkür etti. Ve hasuna ulaika rafika, zalika fadlun minallah. Allah razı olsun, Sayın Valimiz bizi unutmadı, unutturmadı. Geldiler, teşvik buyurdular. Sayın Müftümüz bir aşırı okudu. Ağzına sağlık, Allah razı olsun, var rahatsız. Diğer arkadaşlar buraya teşvik ediler, Allah kendilerine de hepsine de razı olsun. Onların da geçmişlerine Rabbim merhametle muamele eylesin. Şehitlik büyük bir zirvedir, büyük bir ulaşımdır ama herkese nasip olmaz. Medya grubumuz olarak şehadet yıl dönümünde şehidimiz Bünyamin Torgut başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Şehidin ailesinin evinden ayrılan Vali Yırık, kapıda kendisini bekleyen çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklar vali amcalarıyla hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi. Bak en torpilli sen koydun. Bak bak anne bak anne. Yok aşağı gelişi gördüm. İyi oldu mu? Aşılama ne durumda, bu konuya bakacağız. Elazığ'da yaklaşık 200 ayrı noktada randevulu ve randevusuz aşı faaliyetlerinin devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Cahit Polat, il genelinde hedef nüfusun yaklaşık yarısının aşılandığını kaydetti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentte başlatılan aşı seferberliğine hız kazandırmak ve vatandaşların aşıya ulaşımlarını daha da kolaylaştırmak üzere şehrin 3 ayrı noktasına COVID-19 aşı standı kuruldu. Alışveriş merkezi, eski valilik konağı önü ve havalimanında kurulan aşı standlarında 18 yaş üstü tüm vatandaşlar randevu almadan anında koronavirüs aşılarını yaptırıyor. Aşı standlarını ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Cahit Polat, aşı sırası gelen ve aşı hakkı olan tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak aşılamanın önemine dikkat çekti. Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da başlatılmış olan aşı seferberliğinin devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Cahit Polat, ilimizde yaklaşık 200 ayrı noktada randevulu ve randevusuz aşı faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Tüm aşı noktalarımızda hem Sinovac hem de BioNTech aşısı uygulanmaktadır. İlimizdeki özel ve kamuya ait tüm hastanelerimizde gece saat 24'e kadar aşı yapılmaktadır diye konuştu. Tüm aile hekimliklerinde mesai saatleri boyunca randevulu ve randevusuz aşı uygulamasının sürdüğünü aktaran Profesör Doktor Polat, il genelinde nüfusun yaklaşık yarısının aşılandığını kaydetti. Fırat Üniversitesi URAP sıralamasında mühendislik alanında Türkiye'de 7. dünyada 744. oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü laboratuvarlarında yürütülen çalışmalar sonucunda üniversitelerin 2020-2021 dünya alan sıralamaları belli oldu. URAP alan sıralamasında üniversitelerin son 5 yıldaki makale, toplam döküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisiyle uluslararası işbirliği oranı dikkate alındı. Yapılan araştırmalara göre Fırat Üniversitesi mühendislik alanında oldukça önemli bir başarı sağlayarak URAP 2020-2021 dünya alan sıralaması verilerine göre mühendislik alanında Türkiye'nin en iyi 7. dünyanın ise en iyi 744. üniversitesi oldu.
Fakültelerin başarı oranlarını yansıtan diğer araştırmalarda da sıklıkla Türkiye ve dünya sıralamasına girmeyi başaran Fırat Üniversitesi bu başarısını artırarak devam ediyor. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli hemşehrimiz Doktor Mehmet Ragıp Ekmen gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Mardin'de Devlet Hastanesi'nde görevli 41 yaşındaki uzman doktor hemşehrimiz Mehmet Ragıp Ekmen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mardin Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 2 yıldır görev yapan göz hastalıkları uzmanı hemşehrimiz Doktor Mehmet Ragıp Ekmen sabah hastaneye gitmedi. Doktor Ekmen'in hastaneye gitmemesi üzerine yönetim ve mesai arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı. Evde tek başına yaşayan Ekmen'in telefonlara cevap vermemesi üzerine endişelenen hastane yönetimi ve mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Ekmen'in yaşadığı adrese giden ekipler defalarca kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca adrese çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri Ekmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Doktor Ekmen için memleketi Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bugün genç yaşta devletimize, milletimize hizmet eden evladımızı, doktorumuzu ve muhtereme hanımefendi valide annemizi Hakk'a yolcu ediyoruz. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Maddi manevi, dünyevi ve uhrevi bütün hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? 41 yaşında hayatını kaybeden Ekmen için öğlen namazına mütakip İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Cenaze namazına Ekmen ailesinin yanı sıra yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Allahu Ekber. Genç doktor İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asr-ı Mezarlık'taki aile kabristanında gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile taziyeleri Çaydaçıram ailesi Beyaz İnce Evleri Sosyal Tesisinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak hemşehrimiz Doktor Ekmen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, acılı aileye sabırlar versin. Sevgili seyirciler, Emniyet Müdürlüğü kararnamesinde Elazığlı isimlerde yeni görevler aldı. Hemşehrilerimiz Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin'e Emniyet Genel Müdürü Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Cengiz Erişir Tahran'a, Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ise Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Emniyet Müdürleri kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile ise yeni emniyet müdürü atandı. Kararname ile birlikte Elazığlı başarılı isimler de yeni görevlere atandı. Başarılı çalışmalara imza atan Elazığlı hemşehrimiz Mahmut Karabulut, resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Kilis İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 1965 yılında Elazığ'da doğan Karabulut, ilk ve orta tahsilini Elazığ ilinde tamamladı. 1983 yılında Polis Koleji, 1987 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu. Çeşitli rütbelerde görev alan Karabulut, Emniyet Müdürlüğü kararnamesi ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Elazığlı hemşehrimiz Cengiz Erişir de kararname ile birlikte İran Tahran Büyükelçiliği'ne atandı. 1972 yılında Elazığ'ın Kebani ilçesi Piran Köyü'nde doğan Erişir, 1986 yılında Polis Koleji'nden, 1990 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Komiser yardımcısı olarak Adana'da başladığı görevine sırasıyla Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Aksaray illerinde farklı görevlerde bulundu. 17-25 Aralık'tan sonra Ankara'da KOM Daire Başkanlığı'nda kritik görevlerde bulundu. 2015 yılında Narkotik Daire Başkanlığı'nı kurarak 2017 yılına kadar Narkotik Daire Başkanı olarak görevini yürüttü. Erişir, 2017 yılından beri Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Polis Başmüfettişi olarak görev yapıyordu.
Amasya İl Emniyet Müdürü Elazığlı hemşehrimiz Fahri Bulut da kararname ile birlikte Kırıkkale İl Emniyet Müdürü olarak atandı. İl Emniyet Müdürü Bulut 1966 yılında Maden ilçesinde doğdu. 1990 yılında Polis Akademisi'nden komiser yardımcısı rütbesiyle mezun oldu. Birçok ilde görev yapan Bulut, 2004-2014 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli rütbelerde görev yapmaktayken, 2014 yılında Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesiyle Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nda Polis Baş Müfettişi olarak görev yaptı. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görev yapan Bulut, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, kamuya borcu olanlar ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçların yapılandırılması için sunulan imkanlardan tüm işletmelerin faydalanmasını istedi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, işletmeleri borçların yeniden yapılandırılması için sunulan imkanlardan faydalanmaları konusunda uyardı. ESSO'dan yapılan açıklamada, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun uyarınca, kamuya olan borçlarla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçların da yapılandırılması imkanı sağlanmıştır denildi. İş dünyası için önemli desteklerin sağlandığı belirtilen açıklamada, 2020 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait olan sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakların, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar yeniden yapılandırılacak denildi. Yapılandırmaya 31 Ağustos tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Karakoçan ilçesine bağlı Sarıbaşak Köyü Camii İmamı Cuma Şahin, caminin girişinde kütüphane oluşturdu. Bir kütüphane oluşturuldu ve bu kütüphanede Karakoçan Sarıbaşak Köyü Cami görevlisi Cuma Şahin, cami giriş salonunun içinde köydeki gençler için kütüphane kurdu. Amaç bu bölgede insanlarımız, gençlerimizin hatta her kesimin buraya gelip kitap okuması. Komşu köy olan Çıtak Köyü'nde hayatlarını kaybeden Abdülkerim ve Güzel Özdilek çiftinin çocukları baba ve anneleri adına bir şeyler yaptırmak isteyince durumu Sarıbaşak Köyü imamı Şahin ile paylaştı. Şahin de aileye köyde kütüphane kurmalarını teklif etti. Sarıbaşak Köyü'nde burada da bir kütüphane oluşturuldu. Yani Abdülkerim ve eşi Güzel Özdilek adına bir kütüphane oluşturuldu ve bu kütüphanede çocuklarının işte gelip burada kitap okumaları, dini kitaplar okumaları ve ansiklopediler, roman kitapları, bilim adamları kitapları ve aradığınız bütün kitaplar mevcut burada. Din görevlisi Cuma Şahin, kütüphaneyi kurma amaçlarının bölgedeki insanların kütüphaneye gelip kitap okumasını sağlamak olduğunu söyledi. Amaç bu bölgede insanlarımız, gençlerimizin hatta her kesimin buraya gelip kitap okuması, kitapla hemhal olmaları ve burada kitap çalışmalarını, araştırmaları yapmalarıdır. Bir evlatlarını SMA hastalığından kaybeden Seyhan çifti, 15 aylık bebeklerini de bu hastalıktan kaybetmemek için öğretmen evi önünde stand kurdu ve Elazığlılardan destek istediler. Barışta nefes olun, umut olun. Ben bir evladımı daha kaybetmek istemiyorum. Nefes olun, umut olun barışa. Bir annenin çığlıkları öğretmen evi önünden yankılandı. Omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetini ortadan kaldıran spinal musküler atrofi hastalıkları her geçen gün ilaçlarını alamadıkları için ölüme bir adım daha yaklaşırken, aileler de evlatları için ellerinden geleni göstererek yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor. Bu ailelerden biri de Seyhan ailesi. Bir evlatlarını bu hastalıktan kaybeden 15 aylık evlatları Barış'ı da bu hastalığın pençesinden kurtarmak isteyen Seyhan ailesi öğretmen evi önünde stand kurarak destek istedi. 15 aylık SMA'lı bebek Barış'ın babası Hanifi Seyhan 2012'de bir evladını bu hastalıktan kaybettiğini, Elazığ'ın 3 SMA'lı bebeğin melek olduğunu, Barış'ı da kaybetmek istemediklerini söyledi. 2012'de bu hastalıktan bir evladımı kaybettim. Şimdi Barış için mücadelem.
Ben buradan Elazığ'ımızın yetkililerine, sayın belediye başkanıma, sayın vekillerime, sayın il başkanıma, sayın valime, lütfen evladınıza sahip çıkın. Elazığ'ın bir semalı bebeği daha melek olmasın. Üç semalı bebeği melek oldu. Şu anda Barış tek semalı bebek. Lütfen Barış melek olmasın. Sahip çıkın Barış'a. Anne Nesra Seyhan ise gözyaşlarıyla Elazığlılara seslendi. Barış Sema tıp bir ölümcül bir kas hastası. 15 aylık oldu. 9 aydır yoğun bakımda. Entübe bir şekilde makinelere bağlı bir şekilde yaşıyor. Ben buradan devletime, büyüklerime sesleniyorum. Lütfen evladıma sahip çıkın. Ben bir evladımı toprağa koydum. Bir evladım da 9 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ben bir evlat daha kaybetmek istemiyorum. Ne olur artık Barış'ın sesini duyun. Evladım 9 aydır ölümle yaşam arasında büyük bir mücadele veriyor. Ve bu mücadelede 2 defa kalbi durdu. Artık dayanacak gücü kalmadı. Şu an Barış'a trake açılacak. Lütfen desteklerinizi Barış'tan esirgemeyin. Az çok diye demeyin. Nefes olun oğluma, umut olun. Ben bir evlat daha kaybetmek istemiyorum. Lütfen desteklerinizi Barış'tan esirgemeyin. Jandarma Kovancılar İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 75 kursiyer anneye uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili mücadele konusunda tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında faaliyetleri devam ediyor. Jandarma ekiplerince Kovancılar İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 75 kursiyer anneye uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, tedavi yöntemleri, yedem faaliyetleri ve uyuşturucu ile mücadele uygulamasının nasıl kullanıldığı hakkında bilgiler verildiği broşür dağıtımı yapıldı. Evet, güzel bir haber var sırada. Sesi ve sahneleriyle Elazığlıların sevdiği ulusal isim, ulusal sanatçı Tekin Bulut bu defa mezuniyet haberiyle karşımızda değerli izleyenler. Anadolu Üniversitesi'nden mezun olan Bulut diplomasını aldı. Gidersen hasretine dayanamam gidersen. Bu defa aldığı sahnelerle değil, seslendirdiği eserlerle değil, farklı bir konuyla haberlere konu oldu. Elazığ'ın sevilen sanatçısı Tekin Bulut, mezuniyet sevinci yaşadı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Tekin Bulut, diplomasını lise arkadaşı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Büro Yöneticisi Fahrettin Çakıcıoğlu'nun elinden aldı. Çakıcıoğlu, Bulut'un büyük gayret ve özveriyle eğitimini tamamladığını belirtti. Anadolu Üniversitesi'nin yaşam boyu eğitim kültürünün bir ferdi olan Tekin Bulut abimizin diploma töreninde karşılaşıyoruz. Bu anlamda Tekin abi bizim liseden de beraber arkadaşımızdı. Büyük gayret ve özveriyle okumanın yaşı yoktur diye eğitim hayatına başladı. Bugün diploma nasip oldu. Bu şerefe de biz nail olduk. Teşekkür ediyorum. 58 yaşında işletme bölümünden mezun olan sanatçı Bulut'un gözü yükseklerde. 2013'te girdim. Fakat mezuniyet nasip yeni oldu. Özellikle kültür faaliyetlerimiz, sanat işlerimizden dolayı biraz uzadı. Bir yılda dondurmuş oldum bu süre içerisinde. Ama azmettim, çalıştım. Okumanın yaşı yok diyerekten bu diplomayı almaya karar verdim. Nihayetinde bu yıl mezun oldum. Bana diplomamı takdim eden değerli kardeşime, hocama çok teşekkür ediyorum. Dediği gibi bundan sonrası olur mu bilmem ama içimden geliyor artık okumanın yaşı yok dedi ama yapabilir miyim bilmiyorum ama bundan ötesi var mı deneyeceğim inşallah. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İşletme mezunuyum. Şu anda lisans işletme mezunuyum. Artık bu saatten sonra işletme mezunuyum, diplomayı aldım. Canım abi maşallah, mezuniyet elbisesi daha giymişti gördünüz mü yani kep falan. Seni tebrik ediyoruz abim benim. Buradan sevgiler, selamlar, başarılar diliyoruz sana.
Okumanın yaşı, zamanı vesairesinin olmadığını bir kez daha altını çizelim. Tekin abi de bunlara örnek isimlerden bir tanesi. Canım abim benim, başarılar diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca değerli izleyenler, bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları Perşembe günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları Perşembe günü başlıyor. Salgın tedbirleri kapsamında yurt genelinde başlayacak Kur'an kursları kayıtları 11 Temmuz'a kadar devam edecek. Cami, kurs veya www.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek. 16-22 yaş grubuna çevrim içi eğitim, 4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek, 10-15 yaş grubundakilere ise yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek. Koronavirüsle mücadele kapsamında kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları eğitimleri 20 Ağustos Cuma günü sona erecek. Evet, sıradaki haberde kurbanda kampanya var diye geçeceğiz bu haber. Ama bir gerekliliği de var tabii. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala. Su Gözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan, satışların azlığı ve kuraklıktan dolayı kampanya yaparak 15 bin liradan düvesini alana kuzu hediye edeceğini söyledi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Elazığ'da kurban satıcılarını satışlardaki durgunluk ve kuraklık vurdu. Kurbanlık satıcıları birçok kişinin fiyatları sormasına rağmen satışların az olmasına yakınırken Elazığ'ın en genç kadın muhtarı Seda Gündoğan da kampanya başlatarak 15 bin lira değerinde olan düvelerini alan vatandaşa bir kuzu hediye edeceğini açıkladı. Mahallemiz biraz da kırsal olduğundan kaynaklı, aynı zamanda ailemizle birlikte hayvancılık, tarım, bununla uğraşıyoruz. Bu sebeple kurban bayramına yaklaştık. Çok az bir süre kaldı. Ama bu sene her seneki gibi değil, hem satışların azalmasından kaynaklı hem de kuraklıktan dolayı çok fazla satış yapamadık bu sene. Biz de ayrıca şöyle bir kampanya başlattık. Bir düge alana bir tane de kuzu hediye ediyoruz. Sevgili seyirciler, EBOAŞ eski genel müdürü Fahri Can Polat ve Elazığ'ın tanınan esnaflarından Kamil ve Hakkı Usta'nın anneleri Gülseren Can Polat hayatını kaybetti. Merhume kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. EBOAŞ eski genel müdürü Fahri Can Polat ve Elazığ'ın tanınan esnaflarından Kamil ve Hakkı Usta'nın anneleri Gülseren Can Polat hayatını kaybetti. 78 yaşında hayatını kaybeden Can Polat için öğlen namazı sonrası İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Merhume il müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Onurlar Camisi taziyevinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, acılı aileye sabırlar versin. Tüm Sağlık Sektörü Çalışanları Derneği, Elazığ'a sağlık hizmeti veren özel bir hastane ile protokol imzaladı. Medline Hastanesi ile Türk Sağlık Sektörü Çalışanları Derneği arasında indirim protokolü imzalandı. Hastane Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu, kaliteli sağlık hizmeti almak için derneğin hastaneleriyle protokol imzaladığını kaydetti. Medline Hospital ailesi olarak bugün burada tüm Sağlık Sektörü Çalışanları Derneği, değerli başkanı İlhan Bey ve
yine değerli üyeleri, ki bu üyelerimizin tümü sağlık sektöründe çalışan değerli arkadaşlarımız. Bunlar da kendi derneğinin üyelerinden, Medline Hospital ailesinden kaliteli sağlık hizmeti almak için sağlıkta indirim protokolü imzalayacağız. İnşallah onlar da hastanemizin ve hastanemizin sunduğu imkanların farkına vardıkları için bizleri tercih ettiler. Biz kendilerine hoş geldiniz diyorum. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm Sağlık Sektörü Çalışanları Derneği Elazığ Şubesi Başkanı İlhan Şen, hastane yetkililerine teşekkür ederek protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. Tüm Sağlık Sektörü Çalışanları Derneği Yönetim Kurulu ve şahsım adına ilk önce Medline ailesi, hekimlerine, başhekimine ve Sayın Müdürü Kürşat Bey'e ilk önce teşekkür ediyoruz. Yaptığımız indirim anlaşmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tüm Sağlık Sektörü Çalışanları Derneği, üyelerimizin faydalanabileceği indirim anlaşmasını Medline Hastanesi'ni tercih ederek yapmış bulunmaktayız. Medline Hastanesi kalite bakımından uzman ekibiyle ve sağlık çalışanları ile Elazığ'ımızın gönlünü taht etmiştir. Üyelerimizin bu indirimden faydalanmasını için faaliyetlerimize devam edeceğiz. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Bölgesel Amatör Lig yarı finalli eşleşmesinde 76 Iğdır Spor'la karşılaşan temsilcimiz Medline Hospital Fırat Üniversitesi. İkinci yarıda yediği gollerle rakibine 2-0 mağlup olarak 3. lig hayalini bir başka bahara bıraktı. Hedefini 3. lig olarak belirleyen ve yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren Medline Hospital Fırat Üniversitesi, yarı finalde karşılaştığı rakibi 76 Iğdır Spor'a 2-0 mağlup olarak 3. lig hayallerini bir başka bahara bıraktı. Trabzon Yavuz Selim Stadyumu'nda saat 17'de başlayan ve Kanal Fırat ile Kanal E'den de canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısında temsilcimiz Fırat Üniversitesi yakaladığı önemli pozisyonlardan yararlanamayınca ilk yarı golsüz 0-0 sona erdi. İkinci yarıda da takımlar öne geçmek için mücadele ederken aşırı hava sıcaklığı ve nemden oldukça etkilenen futbolcular istedikleri oyunu bir türlü sahaya yansıtamadılar. 63. dakikada 76 Iğdır Spor'un kullandığı kornerde ön direkte hamle yapan Muhammed Çiçek topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Fırat Üniversitesi bu golün ardından yaptığı oyuncu değişiklikleriyle önce eşitliği sağlamak ardından da öne geçmek için tüm gücünü ortaya koyarken 76 Iğdır Sporlu oyuncular gole müsaade etmeyerek üstünlüğünü maç sonuna kadar devam ettirdi. Maçın uzatma dakikaları oynanırken 76 Iğdır Spor Fırat Üniversitesi'nin az adamla yakaladığı pozisyonda Hakan'la bir gol daha kazanarak skoru 2-0 yaptı ve 4. bölgede finale yükselerek Diyarbakır Spor'un rakibi oldu. Diyarbakır Spor, 76 Iğdır Spor'u karşı karşıya getirecek olan final karşılaşması 11 Temmuz Pazar günü oynanacak ve karşılaşmayı kazanan takım 3. lige yükselmiş olacak. Temsilcilerimiz Elazığ Spor ve Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nün de mücadele edeceği 3. Lig'de grup kura çekimi 12 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 2021-2022 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig grup kura çekimlerinin tarihleri belli oldu. Buna göre TFF 2. Lig grup kura çekimi 12 Temmuz Pazartesi günü saat 13'te, TFF 3. Lig grup kura çekimi ise aynı gün saat 15'te, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılacak. Grup kura çekimlerine kulüp yetkilileriyle TFF temsilcileri katılacak. Yeni sezonda TFF 3. Lig'de Elazığ'dan Elazığ Spor ve Elazığ Karakoçan Futbol Kulüpleri yer alacak. Bordo Beyazlı temsilcimiz Fırat Üniversitesi de 3. Lig'e çıkmak için mücadelesini sürdürüyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Hemşehrimiz Yaşar Sezikli medya grubumuzu ziyaret ederek voleybol sporuna verilen destekten dolayı genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık ile spor koordinatörümüz Coşkun Kamaca milli takım forması armağan etti. Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Hemşehrimiz Yaşar Sezikli medya grubumuzu ziyaret etti. Genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık ile spor koordinatörümüz Coşkun Kamaç'la bir araya gelen Sezikli, Kanal Fırat ve Kanal E'nin voleybol sporuna verdiği desteği takdir ederek teşekkürle birlikte Akbıyık ve Kamaç'a voleybol milli takım tişörtü armağan etti. Ben Elazığlıyım zaten. Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanıyım. Biz özellikle Elazığ'ın yerel medyası Fırat TV'nin voleybol sporuna, voleybol sporunun tanıtımına, sevilmesine katkısından dolayı Başkanımız Akif Üstündağ'ın bir teşekkür nişanesi olarak milli takımın formalarını Zeki kardeşime ve Coşkun kardeşimize, aynı zamanda akrabamdır Coşkun Bey, onun adına takdim ettim. Hem de kanalı ziyaret ettik. Voleybola, Türk voleyboluna, Türk milli takımına, voleybol sporuna ilgi ve alakalarından dolayı başkanıma da teşekkür için ziyaret ettim. Hem de başkanımızın takdim etmesini gönderdiği formaları takdim ettim. O vesileyle gelip ziyaret ettim. Teşekkür ediyorum ilginiz için de. Geçmişte Elazığ milli maç verdiklerini ancak pandemi nedeniyle bunu ertelediklerini belirten Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Yaşar Sezikli, pandeminin ortadan kalkmasıyla birlikte ilk milli maçı Elazığ'a vereceklerini söyledi. Voleybol Türkiye'de artık özellikle kız çocuklarını için aileler birinci spor olarak seçiyorlar. Elazığ'da da özellikle Kanal Fırat Televizyonu, Zeki Bey olsun, Coşkun Bey olsun, voleybol sporunun katkısı, gelişmesi, tanıtımı için her türlü desteği veriyorlar. En son burada finalleri yaptık. Biz de Elazığ'a, daha önce Coşkun Bey'e de Elazığlılara söylediğim milli takım gelecekti, milli maç yapacaktık. Ama pandemi nedeniyle maçlar iptal edildi. Başkanım ilk bir açıldığında da ilk milli maçı yine Elazığ'da yapacağız. Voleybol güzel bir spor. Çocuklarımızı, gençlerimizi kahvelere, affedersin uyuşturucuya yönlendirmektense spora yönlendirmek, kültüre, müziğe yönlendirmek için elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bu noktada özellikle Coşkun Kamaç, Zeki Bey'in duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Ne kadar gencimizi sporla, müzikle, kültürle, edebiyatla tanıştırırsak ülkemize ve milletimize ve şehrimize o kadar iyi hizmetmiş oluruz. Biz bunun gayreti içerisinde, biz fahri olarak yürütüyorum ben Federasyon Disiplin Kurulu Başkanımızın. Federasyonumuzda voleybolun milli takım bazında başarısı için zaten herkes biliyor. Biliyorsunuz erkek milli voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bayan milli takımımız da dünya üçüncüsü oldu. Şimdi 20 yaş altı, 16 yaş altı da uluslararası müsabakalarda devam ediyor. En son 19 yaş altı milli takımımıza 16 yaş altıyla gittik biz. Yani 19 gideceğimizde 16'yı gönderdik. Balkan ikincisi oldular. Alttan da güzel bir yapı geliyor. Biz bunun gayretindeyiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi sporla, voleybolla hemhal edelim. Kahve köşelerden, affedersiniz uyuşturucu, sigara, migara gibi kötü alışkanlıklara uzak tutmaya vesile oluyoruz. Spor koordinatörümüz Coşkun Kamaç ise Yaşar Sezikli'ye teşekkür ederken Elazığlı olmasının ayrıcalığını memleketi Elazığ'da uyguladığını söyledi. Yaşar Başkanıma teşekkür ediyorum bu nazik ziyareti ve hediyesiyle birlikte geldiği için. Tabii Sayın Yaşar Sezikli Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı olmasıyla birlikte voleybol müsabakalarının Elazığ'a getirilmesinde çok önemli katkıları oldu. Az önce kendisi de ifade etti. Milli takım düzeyinde de Elazığ'da bir maç yapılacaktı. Ancak işte pandemi, deprem dolayısıyla ertelenmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde bölgesel amatör ligden 2. lige yükselme final grubunun bir tanesini de Elazığ'ımıza vermişlerdi. Ve orada Batman takımı biliyorsunuz 2. lige yükselmişti. Sağ olsun Elazığlı olmasının ayrıcalığını memleketine de aynı şekilde uygulayan bir değerimiz. Kendisine ben teşekkür ediyorum. Mavi beyazlı temsilcimiz Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü Bursa Yıldırım Spor'dan stoper Ramazan Erarslan'ı görüşme yapmak üzere Elazığ'a davet etti. Misli.com 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü Bursa Yıldırım Spor'dan stoper Ramazan Erarslan ile prensipte anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırım Spor'da forma giyen tecrübeli stoper ile telefon üzerinden yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanırken son detaylar görüşülmek üzere tecrübeli oyuncu Elazığ'a davet edildi.
Kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan deneyimli oyuncu sırasıyla Merinos Spor, İnegöl Spor, Alanya Spor, Kayapınar Belediye Spor, Bursa Nilüfer Spor, Pazar Spor, Batman Petrol Spor, Kızılcabölük, Sultanbeyli Belediye Spor, Yozgat Spor 1959 ve son olarak da Bursa Yıldırım Spor takımlarında forma giydi. Geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırım Spor'la 29 maça çıkan tecrübeli oyuncu 2 gol atarken 8 sarı kart gördü. Daha önce Çarşamba Spor'dan kaleci Eren Yılmaz, Cizre Spor'dan forvet arkası Ekrem Sütçü, Ağrı 1970 Spor'dan sol bek Cumali Üzüm, Of Spor'dan stoper Şehmuz Abdülkadir Aksu, Büyükçekmece Tepecik Spor'dan sağ kanat Ömer Buğdayıcı ve Karlova Yıldırım Spor'dan sağ bek Sezer Kahraman ile anlaşma sağlayan Mavi Beyazlı Camia, Ramazan'la anlaştığı takdirde bu sezonki 7 dış transferini gerçekleştirmiş olacak. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.